Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere rank kasarken hayatınızı kurtarabilecek 2-3 tane taktik göstereceğim dostlar sizlere. İsterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Geçmeden önce aşağıdan videomuza like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da hem bu tür taktiklerden faydalanabilirsin hem de yine destek olmuş olursun kankam. Ve bu arada sizin şu anda Fatih sıralamanız ne durumda? Onu da bence yorumlara yazın derim. Ben mesela şu anda 3. şahıs teknik asıyorum ve As 2 oldum kankam, As 2 diyorum, Elmas 2 oldum. Sıralama 4047. Büyük ihtimal siz bu videoyu izlediğinizde ben taç olurum. Zaten bu puanlar da full yayında kastım ben bu arada, hani yayına gelenler bilir kankam. Böyle devam edeceğiz, bakalım nasip olursa Fatih olmayı planlıyorum bu hafta içinde. Zaten Fatih olursam da sizlerle videosunu paylaşırım. Şimdi yeni Erencil 2.0 geldi, biliyorsunuz ki yeni taktikler falan çıktı, hani artık kanalımda bunları paylaşıyorum. Bayağı bir taktik paylaştım. Şimdi bir yeni bölümüyle daha karşınızdayım. Hadi geçelim oyuna. Şimdi kankam sizlere ilk önce göstereceğim taktiklerden bir tanesi köprü tutarken işinize yarayabilecek bir taktik dostlar. Mesela hani köprünün başında durmayın, çok riskli olur. Belki ölürüm, eksi yerim falan filan diyen arkadaşlar varsa bu taktik ona gelsin kankam, onlara gelsin. Ve hala da like atmadıysan bence like'ını at kankam. Şuradan ben bir silah bulayım. Bir tane de motorla yapacağımız bir taktik var. Bir tane de dostlar hangarlar üste çıkma yeni bir taktiğimiz var. Hani hangar dedim, hani evlerin çatısı. Tam hangar sayılmıyor aslında evler. Şurada bir tanecik araba var, ben şunu alayım. Bir de pembe baltamı buldum yine. Oğlum şu pembe balta efsane lan. Zamanında premium sandıkta çıkartmıştım. Kim bilebilir bir gün bu baltayı seveceğim, ama demek ki o gün bugünmüş. Şimdi kanka benim de pompalı var, benim de bu. Şu aracı alıyorum ben. Şu arkada bir tane benzinlik var kankam. Birinci taktiğimiz benzinliğe çıkma. İkinci taktiğimiz arkanızda adam varsa kurtulma taktiği. Üçüncü taktiğimiz ise güzel bir çatılara çıkma taktiği kankam. Kastı inşallah adam gelmez. Dur hiç riske atmamak için şuradan bir oto silah bulacağım ben. Yani hiç riske atmak istemiyorum çünkü pompalıyla birazcık zor kanka. Şimdi yapacağınız birinci taktik şu kankam. Tam buradan şöyle çıkıyorsun. Buraya kadar çıkıyorsun, sonra buradan hop diyorsun ve şuraya atlıyorsun. Ya şu taraftan da atlayabilirsiniz kafanıza göre. Buraya atladıktan sonra kankam tek yapman gereken şuraya zıplamak, fakat beceremedim. Eyvallah PUBG Mobile zıplatmadığın için beni. Şimdi kankam tekrar yapıyorum bunu. İnşallah hileye falan gelip de ölmem. Çünkü bu aralar aşırı hile var. Hani siz de biliyorsunuz. Hani öyle böyle değil. Diğer sezonlara göre mobilde çok fazla hile var şu anda, ama hani emülatörde hile yok bana kalırsa. Hani şu anlık emülatörde diğerine göre daha az kanka hile var. Ben sana öyle diyeyim. Artık buraya çıkabiliyorsunuz bu taktikte. Mesela buraya yatarsın kankam. Hani kafan gözükür mü? Sanmıyorum. Çünkü hani bayağı aşağılık bir yer. Hani şu önümüzdeki şeyler falan da var kanka. Hani burayı işte birazcık daha geriye gidersen mesela pusu taktiği olarak adlandırabilirsin. Buradan mesela başka nereye gidebilirsin? Şuraya gidilir mi kankam? İşte zorlarsan oraya zıplarsan gider, ama ben zıplayamadığım için gösteremeyeceğim. Şimdi diğer taktiğimiz ise dostlar bir tane motor bulmam lazım. Ben motor bulup geliyorum. İnşallah bulurum en kısa yerde. Şuradan bir yardırak bakalım. Şimdi kankam mesela arkandan seni bir takım kovalıyor bak. Tek yapman gereken şu abi, böyle 120-130 hızlarıyla gidiyorsun bak. Böyle gidiyorsun işte, böyle kalkıp kulübeye şöyle giriyorsun. Ve böyle gidiyorsun. Nasıl taktik ama? Ne alaka? Oğlum harbi alev mi aldın lan sen? Manyak, psikopat, deli. Bak ya bak. Yanıyorsun. Oğlum alevler acayip güzel çıkıyor lan. Benim yeni motor bulmam lazım. Bunun hali böyle oldu abi. Bir dakika. Yeni motor bulup geliyorum. Kankam normalde ben hani taktiği yapacağım ama haritada motor çıkmıyor. Atlıyorum yine çıkmıyor. Motor buluyor, motorun başına gelen bu oluyor.
Neyse kanka, ben sizlere diğer taktiği göstereyim, onu da bir ara gösteririm sizlere. Mesela şöyle binalar var kanka. Hani illaki görmüşsünüzdür, yeni erincilde bu binalara bir güncelleme geldi. Ben de sizlere bunu gösterdim çünkü hani artık çıkmıyor, çıkmıyor da çıkmıyor, motor kanser oldum işte, bıraktım en sonunda. Diyelim ki kankam böyle bir balkon var, şöyle geliyorsun ve zıplıyorsun bak. Gel kankam kıyına kadar, gel bak tam dibine, böyle zıpla. Evet, yeni güncellemeyle kankam artık bu binaların çatısına çıkabiliyorsunuz. Hani çıkmak isteyen arkadaşlar varsa diye bu videoyu da sizlere çekeyim dedim. Aha, bir dakika abi ben bunu kaçırmam, bir dakika onu deneyeceğim şimdi. Hani buraya kadar gelip onu denemezsem de ayıp olur, oraya çıkarsak daha da hepsi olur. Bir dakika abi, şöyle geliyorum yine bak, en incesine kadar abi böyle çıkıyorum. Şuna çıkar mı ki diye düşünüyorum da, hadi be kankam yaparsın. Çıkmıyor, yok ona çıkmıyor abi, aynen. Yani kanka taktiklerimiz bu şekildeydi. Sizlere güzel bir iki tane taktik gösterdiğimizi düşünüyorum. Hani yanan motorumuz da bu hale geldi. Hani normalde şöyle kanka, ben taktiği sizlere anlatayım, yine de yapmak isterseniz yapın. Eğer bir motorla 130'da falan gidiyorsanız, bu arada kasıyor inşallah adam gelmez. Mesela 120-130'da gidiyorsunuz kanka, eğer kulübeye çarparsanız siz kulübenin içine motorla birlikte girebiliyorsunuz. Ne oluyor lan? Ya bot ya, manyak mısın? Bir dakika, o seni öldüreceğim kanka. Burada M16 gör. Bot, buradaki M16'yı mı çarptın? Ne yapayım? Gel. Atlamayayım. Ne yapayım? Yani kankam, göstermek istediğim sizlere bu. Ve oyunda şöyle de bir şey gelmiş. Mesela diyelim ikinci silahınızı boş ya, eğer oraya dokunursanız böyle mesela işte silah ihtiyacım var diyor falan filan. Yani anlatmak istediğim o kanka. Hızınız 120-130 iken eğer bir tane kulübeye çarparsanız o kulübenin içine en kötü ihtimalle siz girebiliyorsunuz. Hani en kötü ihtimalle siz de girebiliyorsunuz. En iyi ihtimalle motorla birlikte siz beraber giriyorsunuz. Yani motorla birlikte girerseniz mesela arkanızda adam varsa sizi göremiyor kankam. Hani diyor ki bu nereye kayboldu ama bilmiyor ki siz motorla birlikte kulübeye girdiniz. Bu taktiği gösteremedim, kusura bakmayın yani. O yüzden ben kaçıyorum kankam, kendinize iyi bakın. Böyle bir tane yanar dönerli motorum da var. Hadi bakayım, video bitirişinde böyle yapak abi. Hadi görüşürük. Bıyıklarım 10 numara ama.